üçerisinden çok kolay. Yine ülkemiz bir bağımsızlık mücadelesinde, var olma mücadelesinde. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un söylediğiyle yan yana gidiyorsun, nerede millet varsa hepsi Türkiye'nin İslam ümmetinin başına çorabın şeyine bir araya geldiler. Cumhurbaşkanımızın deyimiyle 12 bin kilometre uzaktan gelip sınır güvenliğini düşünen ülkelere karşı, 7 düvene karşı yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir mücadele daha veriyor Türk ümmeti. Ben gençken, çocukken düşünürdüm. Derdim ki ya bunlar bizim başımıza niye geliyor? Daha sonra okumaya başlayınca anladım ki her bunun bir yazısı olduğu gibi her milletin de bir yazısı var. Türk milletinin yazısı da dünya üzerindeki tüm mazlumlara adalet getirmek, umut olmak. Bizim Rabbim yazdığımız böyle yazmış. O yüzden millet olarak ki ferdi olarak da bunu demiyoruz. Komşumuzun başına iş geldiğinde bana ne demiyorsa, haktan, adaletten yana oluyorsa, batının karşısında nasıl ki şahsi olarak oluyorsa, millet olarak da bize Rabbim'in yüklü dediği kader bu olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü Türk milleti tarih sahnesine çıktığı günden beri Türk mazlumların umudu olmuş, Türk adil olmayan adaletsiz uygulamalara karşı bana ne demeden çarpışmış, savaşmış. Şu anda aynı durumdayız. Rabbimden gelen başlar. Madem bu milletimize böyle bir misyon yüklemiş Rabbim, inşallah bize kul olarak da yüklediği misyonu davet ettirmekten başka bir şey düşmüyor. Çünkü biz biliyoruz ki her şey kudreti onda. Her şeyin dizginleri onun elinde, her şeyin anahtarı onun elinde. Dolayısıyla bize düşen azat, kabul etmez köleli olan kul kapısında bize Rabbim ne değiştiyse, ne rolum içtiyse onu oynamak bize yakışan olur, kulluğun bilinci de budur. Evet, AK Parti ile birlikte zaman zaman bizden yorulsak da, şikayet etsek de şahsı olarak ben de şikayet ediyorum. Bir işi bitiriyorsun, diğerine sıra gelmeden hani öbür iş ne oldu diye soruluyor. Diyoruz ki ya bu siyaset önceden böyle değildi. İnsanları yedip geçer, fil dişi kulelerde oturur, 3-5 kişiyle oturur kalkar. Onun dışında insanlar dertlerine ilgilenmez. Allah uzun ömür versin ona, başımızdan eksik etmesin. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan siyaset sahnesine çıktıktan sonra durup duran bilmeden millet hizmetinde bir dolu dolu 15 yıl geçirdi.